Sayın Darıcılı, buyurun efendim, size söz hakkınızı vereyim. Süremiz de daralıyor çünkü. Evet. Ben öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu rehine takası ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimat verdiğini belirttiği kurum Milli İstihbarat Teşkilatı. Onu söyleyeyim. Yani Sayın Fidan dönemindeki istihbarat diplomasi konusunda zaten bir seviyeye ulaşılmıştı. Yeni dönemde de bunun devam ettiğini görüyoruz. Ben bu takası çok önemsiyorum. En azından kadın ve çocukların karşılıklı olarak takas edilmesi barış noktasında bizi barışla ilgili olarak biraz daha olumlu bir düşünceye sevk edecektir diye düşünüyorum ama göreceğiz. O kadar kolay da değil. Çünkü çatışma ortamı çok yoğun ve nefret tohumları da çok köklü o topraklarda karşılıklı olarak. Burada değerli katılımcıların da söylediği gibi meselenin bu teolojik zeminden çıkartılması lazım. Her iki taraftaki fanatik yapılar için de söylüyorum. Çünkü o zaman sağlıklı bir siyasi müzakere mantığını geliştiremiyoruz. Umarım bu konuda da bu yaşanan şiddet sarmalı bir ders olacaktır. Şu aşamada Türkiye açısından meseleye bakarsak takas konusunda bir aktiflik var ama aynı zamanda İlgili midir çatışmanın bu bölgeye... konu? Mesela yani ne düşünüyorsunuz? Bu daha münferit gibi gözüküyor. Ben de öyle Münferit gibi görüyorum. gözüküyor. Münferit gözüküyor ama daha toplu bir takas da eğer olacaksa bence Türkiye'nin çok büyük rolü olacaktır ve Katar'ın da ama Türkiye daha ön planda olacak gibi düşünüyorum. Bu nokta önemli. Bu çatışmanın şu aşamada diğer ülkelerin bu çatışma sürecine dahil olmaması da önem arz ediyor. Bu da yani Türkiye eğer bu konuda bir fonksiyon izleyecekse bu da önemli bir adım olacaktır. Türkiye açısından meseleye böyle bakıyorum. Gelecek dönemde ise İsrail'deki şu aşırı sağcı şiddet üreten radikal yapıları siyasette ve bürokraside birazcık tasfiye edilmesi büyük önem arz ediyor ki kalıcı barış konuşulsun. İki toplumlu yani iki başkentli bir çözüm en ideal çözümdür. Bu belki şu an için ütopik gözükebilir ama başka çare yoktur. Sürekli olarak güvenlikleştirilmiş toplumlarda refah üretmeniz, barış üretmeniz mümkün değildir. Tersine güvenlikleştirme süreçlerinin başlaması gerekir. Bu konuda da sorumlu siyasetçilerin iş başında olması büyük önem arz eder. Yani birlikte yaşama duygusu olmadan bu şiddet sarmalından çıkmamız mümkün değildir. Hamas'ın İsrail'i mağlup etme gücü yoktur. İsrail'in de Hamas'ı yok etme gücü yoktur. Sadece ve sadece Çok önemli bir şiddet cümle. ortaya çıkacak. Kesinlikle. Çok Doğru, bu çok doğru. Hamas'ı dememezsiniz tek topraklara. cümleyle bu işin özeti aslında söylediğiniz şey. Öyle yani bu bir gerçeklik. İsrail'deki radikal siyasetçiler Hamas'ı yok edebileceğini zannediyorlarsa bu gerçek olmayacaktır. Ama Hamas da İsrail'i mağlup edemeyecektir. O yüzden başka çare yok. Yani iki başkentli çözüm ideal çözümdür. Bu radikallerin de bu noktaya gelmesi lazım. Umarım gelirler ama şu kısa vadede bu olmayacak gibi gözüküyor. Yani bunu İsrail'in ne kadar askeri tedbirler alın, ne kadar istihbaratınızı maksimum seviyeye çıkarın. Peki. Siz bu tür organizasyonları az siyasi desteği olan, çok ciddi halk desteği olan kabul etmek zorunda İsrail. Yok edemezsiniz, bitiremezsiniz. Bu önemli bir noktadır. Bu şekilde tamamlayayım Mehmet Akif Bey. Teşekkür ediyorum.